arkadaşlar, bugünkü dersimizde 1. Meşrutiyet 1876 dersini ve birazdan da 2. Meşrutiyet'i işleyeceğiz sizlerle beraber. Arkadaşlarım, 1. Meşrutiyet'e geçmeden evvel önemli noktalar var, bazı önemli noktalar. Onlar hakkında bilgi vermek isterim. Mesela nedir hocam bu önemli noktalar? Mesela güzel arkadaşlarım, mutlakiyet kelimesinin anlamıyla mutlakiyet ve meşrutiyet kelimesinin anlamını bilmemiz gerekir. Ki hani mutlakiyet yıkıldı, meşrutiyet geldi gibi kelimeler kullanırken bunların farkında olabilirim diye. Arkadaşlar, mutlakiyet kelimesinin anlamı şudur. Hükümdarın eşliğinde, yani şöyle söyleyeyim, hükümdarın ağzından çıkan her şeyin kanun olduğu monarşi yönetimi demek. Yani tek bir kişinin yönetimde etkin rol oynaması demek güzel arkadaşlarım. Meşrutiyet ise hükümdarın yanı sıra bir de meclisin bulunması, halk meclisinin. Yani şöyle, ben her zaman böyle anlıyorum. Mesela diyorum ki arkadaşım, bir elimi kaldırıyorum, monarşi, tek kişinin yönetimi. Bir elimi kaldırıyorum, meclis, halk meclisi, halkın kendi kendini yönetmesi. İkisini kaldır, havada birleştir, meşrutiyet güzel arkadaşlarım. Yani hem padişah hem meclisin aynı anda görev alması. Peki hala güzel arkadaşlar, mutlakiyet ve meşrutiyetin tanımını yaptık. Hemen şöyle kısacık bir şey yapalım. Tek padişah diyelim. Buraya da hem padişah hem meclis diyelim. Meclis. Arkadaşlarım, o halde haydi başlayalım. 1. Meşrutiyet 1876 yılında ilan edildi. Peki hocam, kolay mı oldu? Hayır arkadaşlar. 1. Meşrutiyet bazı özel isimler vardır. Mesela Genç Osmanlılar ya da Jön Türkler diye hiç isim duydunuz mu bilmiyorum. Mesela Jön Türkler diyelim şöyle. Jön Türkler. Hocam, anlamı nedir? Yeni Osmanlılar ya da Genç Osmanlılar gibi farklı isimler de alır Jön Türkler. Avrupa görmüş insanlardır. Kimler hocam bunlar? Hemen şöyle izah edeyim. Mesela güzel arkadaşlarım, Mithat Paşa var. Mithat Paşa. Mesela arkadaşlarım, Ziya Paşa. Mesela arkadaşlarım, Namık Kemal gibi isimler var güzel arkadaşlarım Meşrutiyet döneminde. Bunlar aydın insanlar güzel arkadaşlar ve Avrupa'dan görmüşler, geri gelmişler bu tarafa ve diyorlar ki padişaha baskı yapıyorlar. Hadi diyorlar, meşrutiyeti ilan edelim. Padişahın yanında bir de meclis açtıralım. Tabii ki padişah Abdülaziz o dönemde bunları kabul etmeyince güzel arkadaşlar, Abdülaziz'i tahttan indirip yerine 5. Murad'ı tahta çıkartıyorlar. Kimler bunu yapıyor? Jön Türkler, ismini verdiğimiz aydınlar. Peki bunu neyin etkisiyle yapıyorlar? En büyük etkilerden bir tanesi Fransız ihtilalinin verdiği eşitlik, adalet, demokrasi gibi kavramlar güzel arkadaşlar. Anayasal düzene geçiş. Hatta Tanzimat ve ıslahatta da bunun önünü açmıştı Padişah Abdülmecit. O tarzda işler yapmak istiyorlar. Peki Jön Türkler ne yaptı? 5. Murad'ı tahta geçirdi. Fakat 5. Murad'ın akli dengesi bozuk olduğu için ne yaptılar? Meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren Abdülhamit Han'ı, 2. Abdülhamit'i tahta geçirmek istediler. Ve 2. Abdülhamit tahta geçti güzel arkadaşlar. 2. Abdülhamit. Tahta geçer geçmez güzel arkadaşlarım ne yaptı? Hemen meşrutiyeti ilan etti. Zaten onun sözünü vererek tahta çıkmıştı. 1. Meşrutiyeti ilan eden 2. Abdülhamit arkadaşlarım şu şartlarla meşrutiyeti ilan etti. Bakın şimdi. Dedi ki, meclisi açma kapama yetkisi, açma kapama yetkisi padişaha ait. Padişaha ait. Meclis iki şekilde açıldı. Meclisi ayan, meclisi ayan diyelim şöyle. Altına yazalım. İkincisi meclisi mebusan olmak üzere. Hocam, bu farkı ne? Arkadaşlar, meclisi ayanı, yani o meclis üyelerini padişah seçer. Padişah seçer. Meclisi mebusanın, mebus zaten halk demektir arkadaşlar, millet demektir. Kim seçecek o zaman bunu? Halk seçecek. Ne? Halk mı seçecek güzel arkadaşlarım?
Bir şey fark ettiniz mi? Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez halk seçime katıldı. Peki, arkadaşlar sınırsız, yani ömür boyu seçilen, mesela ben örnek veriyorum, padişah tarafından meclise ayağına mı seçildim? Ölene kadar oradayım. Ama meclis-i mebusana seçilen 4 yılda bir yeni seçimlere gidecek. Pekala. Güzel arkadaşlar, bu tarz ayar ve mebusan farkını göstermek istedim. Peki hocam, meclisi açma kapama yetkisi de padişaha ait ve bir tane daha özel bilgi, son söz yine padişaha ait. Ha, yani karar alıyorsun, halk şunu istiyor bunu. Ama arkadaşlarım şöyle önemli bir bilgi var. Mesela bakın, şöyle bir çizeyim. Arkadaşlar halk ilk kez, şöyle ilk kez yönetime katıldı güzel arkadaşlarım. Yönetime katıldı. Güzel. Hocam başkan oldu. Arkadaşlar peki şunu söyleyebilir miyim? Halkın yönetime katılmasının yanı sıra ilk kez seçilme ve seçme temsil hakkını kullandı halk. Hocam aynı şey değil. Bir yönetime katılması ayrı bir şey. Seçme seçilme alışkanlığı edinmek ayrı bir şey. Mesela güzel arkadaşlar bende de şu anda seçme ve seçilme hakkı var ama yönetme hakkı bulunmuyor bildiğin üzere. Halk seçme ve temsil hakkı kazandı. Temsil hakkını kullandı diyelim. Hakkını kullandı. Güzel. Başka. Güzel arkadaşlarım bu hem Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı'nın hem de Türk dünyasının ilk anayasası. Anayasası. Yani adı nedir güzel arkadaşlar? Kanuni Esasi. Kanuni Esasi. Bu güzel arkadaşlar hem Osmanlı Devleti'nin hem de Türk dünyasının ilk anayasası olma özelliği taşımakta. Peki hala güzel arkadaşlar hemen devam ediyorum şu bölgeden. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı hatırlayan bir iki video önceki videolarda bulunmaktaydı. 77-78 Rus Savaşı'nın kaybedilmesinden sorumlu olarak Mebusan Meclisi'ni tuttu Abdülhamit ve dedi ki Padişah Abdülhamit savaş yani yenilginin sorumlusunu tekrar ediyorum Osmanlı-Rus Savaşı'nda 77-78 Savaşı'nda yenilginin sorumlusu olarak Mebusan Meclisi'ni tuttu. Mebusan Meclisi'ni tuttu. Ve meclisi kapattı güzel arkadaşlar. Hayda. Bu arada güzel arkadaşlar ilk kez halk katıldı dedik. İlk kez dedik. Osmanlı'da dedik. Şuraya ek bir not olarak yazalım. Osmanlı'da mutlakiyet rejimi sona erdi. Mutlakiyet rejimi sona erdi. Meşrutiyet rejimi başladı. Hocam şimdi Abdülhamit yenilginin bahanesi sorumlusu olarak Mebusan Meclisi'ni gösterdi ve meclisi kapattı. Meclis kapanınca bu meşrutiyete ters bir olay tabii ki Jön Türkler de ayaklanacak ve bu dönemde güzel arkadaşlarım 1876 ile 1909 dönemleri arasında baskı ve şiddet dönemi başlayacak. Baskı ve şiddet dönemine verilen isim ise İstibdat dönemi olarak kalacak. Yani o dönemde demokrasi demek, padişah demek, anayasa demek, milletvekili demek, hani Mebusan Meclisi demek, meclis demek ve bazı çeşitli kelimelerin hepsine sansür geldi. Sansür dönemi de denilmekte. Gazetelerde bile çıkartılırken Abdülhamit böyle bir sistemde baskıyı kurmuştu ki artık kimse konuşamıyordu. Pekala güzel arkadaşlarım. Ve bu sayede ne oldu? Meclis kapatıldı. Birinci meşrutiyet bu şekilde sona erdi. Pekala. İkinci meşrutiyet diye bir başlık atayım o halde.
ve meşrutiyeti tekrardan ilan ettirelim. Ne zaman? 1909'da. Pekala güzel arkadaşlar. İkinci meşrutiyete geçmeden evvel, peki hemen şöyle söyleyelim. Yine bu padişahı yine Abdülhamit'e ilan ettirecekler güzel arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. Enver Paşa ve Niyazi Paşa diyelim. İttihat Terakki Partisi'ni kurdular. Parti demeyelim, örgüt diyelim buna. Çünkü ilk kurulduğunda örgüttü. İttihat ve Terakki örgütünü kurdular. Peki hocam, bu örgüt niye kuruldu? Arkadaşlar, bu örgüt meşrutiyeti tekrardan ilan etmesi için padişaha baskı yapacak olan örgüt. Peki, ikisi de güzel arkadaşlarım Balkanlarda kendi birlikleriyle, askeri birlikleriyle ayaklanmaya başladılar. Balkanlarda ayaklanma. Ve güzel arkadaşlarım bu ayaklanmayla beraber saraya doğru yürümeye başladılar. İsyan ettiler yani. İkinci meşrutiyeti ilan ettirebilmek adına padişaha isyan ettiler. Ve Bağbari baskınını gerçekleştirdiler. Yani güzel arkadaşlarım yani içeriye girdi ve baskını yaptı. Bundan sonra güzel arkadaşlarım daha fazla ayaklanma çıkmasını istemeyen, insanların ölmesini istemeyen 2. Abdülhamit ise ikinci kez meşrutiyeti ilan etti. 2. Abdülhamit 2. meşrutiyeti ilan etti. Meşrutiyeti ilan etti. Peki güzel arkadaşlar, ikinci meşrutiyet ilan edilince ne oldu? Meclis tekrar, ama bu sefer şunu da söyleyeyim. Meclisi açma kapama yetkisi padişahtan alındı güzel arkadaşlarım. Ne yapıldı? Padişahtan o yetkiyi aldılar. Artık kafasına göre meclisi açıp kapama olmayacak. Peki hala güzel arkadaşlarım, 2. Abdülhamit 2. meşrutiyeti ilan etti. Meclisi açma kapama yetkisi alındı. Şimdi ne olacak hocam? Meclisi de açtı. İttihat Terakki. Bu karışıklıklardan şöyle bir sonuçları diyelim şu tarafa. Sonuçları. Arkadaşlarım, 2. meşrutiyet ilan edilirken bu karışıklıklardan istifade ederek Bulgaristan bağımsızlığını kazandı. Bulgaristan bağımsız oldu. Arkadaşlar şöyle söyleyelim, Bulgaristan'ın bağımsız olması bir kenara, Yunanistan, Sırbistan toprak aldı. Peki bu bağımsızlıklar içerisinde güzel arkadaşlarım 31 Mart ayaklanması çıktı. 31 Mart ayaklanması. Hemen bunu da izah edelim. Arkadaşlar, 31 Mart ayaklanması ikinci meşrutiyete karşı bir ayaklanmadır. Peki ne demek yani hocam? İkinci meşrutiyete karşı bir ayaklanma çıkartan halk, İstanbul halkı özellikle, ne yaptılar? Meşrutiyeti istemediklerini dile getirdiler ve ayaklandılar. Bu ayaklanmayı bastıran kim? Selanik'ten yola çıkan harekat ordusu. Harekat ordusu. Arkadaşım, bu isyan ayaklanmayı bastırdı. Harekat ordusunun içinde kim var? İşte inkılap dersimizin olmasının temel sebeplerinden bir tanesi olan kurmay yüzbaşı olarak gelen Mustafa Kemal bu ayaklanmayı bastırmada önemli rol oynadı. O zaman hocam şöyle diyebilir miyim? Ordu yenilikçi, yenilik yanlısı. Halk yeniliklere karşı diyebilirim güzel arkadaşlarım. Tabii ki yaptıklarından ötürü 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Şöyle yazayım. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kim çıktı hocam? Mehmet Reşat çıktı güzel arkadaşlarım. Mehmet Reşat çıktı. Peki, getirildi diyelim şöyle. Arkadaşlar, yönetimi İttihat Terakki Partisi devraldı. Yönetimi İttihat ve Terakki devraldı. Arkadaşlar, İttihat Terakki Partisi biraz daha Türkçüydü. O yüzden güzel arkadaşlar, bunu da yazalım. Türkçülük fikri
yayıldı, yaygınlaştı diyelim, yaygınlaştı. Peki başka, istibdat dönemi sona erdi güzel arkadaşlarım. İstibdat dönemi baskı ve şiddet sansür dönemiydi. Bu dönemi artık bitirdik. İstibdat dönemi sona erdi. İstibdat dönemi sona erdi diyebilirim. Güzel arkadaşlarım, birinci ve ikinci meşrutiyette bilmemiz gereken bilgileri sizlere aktardık. Sorusu olan varsa da alta yorumla yazabilir, sorusunu özelden her şekilde sorusunu gönderebilir. Yardımcı olmaya elimizden geldiğince çalışacağız. Buyurun, tahtayı da şöyle bir açayım.